Merhaba arkadaşlar. 3 Ocak Çarşamba günü kazanmasını ve kazandırmasını beklediğimiz karşılaşmalarımızla beraberiz. Sizin için iddialı gördüğümüz 4 karşılaşmayı seçtik arkadaşlar. Bunun dışında kalan diğer maçları Telegram gruplarımızdan canlı olarak paylaşacağız. Arkadaşlar faydalı olmasını düşündüğümüz maçları burada YouTube'da verdiğimiz maçların dışında Telegram gruplarımızdan da paylaşıyoruz arkadaşlar. Telegram gruplarında paylaşıyoruz. YouTube'da yeni bir rolling başlatacağız. Bunu da hatırlatıyoruz size arkadaşlar. Biz de oynayacağız bunu. Her oynadığımız kuponu da sizinle beraber paylaşacağız, göstereceğiz. Siz de bizimle beraber hareket edeceksiniz. Nasıl oynandığını daha detaylı açıklayacağız. Ve katlayarak kazanarak nasıl devam edeceğiz, nasıl telafi edeceğiz, nasıl artı kazanca geçeceğiz, nasıl riskleri azaltarak kazanacağımız miktarları yükselteceğiz, onu göstereceğiz arkadaşlar. Hep birlikte bunları yapacağız ve hepsi tamamen ücretsiz olacak. Birinci maçımızla başlayalım. Arkadaşlar birinci maçımız AYK Volos'u konuk ediyor. Hemen kısaca anlatacağım size. AYK'nın harika bir performansı vardı. Arkadaşlar sadece UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ön elemesi onları biraz yordu. Aslında iyi de başlamışlardı UEFA Avrupa Ligi'ne. Brighton galibiyeti, Ajax beraberliği ve sonra takımın performansı yetmedi arkadaşlar. Gücü yetmedi bu kadar maç oynamaya ve dökülmeye başladı desek yeri vardır. Tabii dökülme Avrupa Ligi'nde Avrupa takımlarına karşı oldu. Kendi liginde galibiyet, beraberlik ve 1-0 1-0'lık galibiyetler gelmeye başladı. Deplasmanda Ofi'ye mağlup oldu. Berabere kaldı. Sonraki maçlarda biraz toparlanmaya başladı ama deplasmanda 2 atıp 2 yemeye falan başladı. Ama bu verilen ara diyelim Avrupa Ligi'nden de artık elendiler ve artık kendi liglerine döndüler. Benim size bu maçtaki tavsiyem AYK bu maça hızlı başlayacaktır. Ve ilk yarı 1.5 üstünü öneriyorum size. Arkadaşlar burada ilk yarı 1.5 üstü 1.83 1.85 tabi oynayacağınız siteye göre de değişir. Bu AYK için söyleyeceğim şeyleri diğer takımlara da uygulayın. Hepsine tek tek bana söylettirmeyin ve söylememe de gerek yok aslında. Atlatmadan dinleyin videoyu. Diyelim ki biz bu maçı AYK'ya ilk yarı 1.5 üstü oynadık. Olduğu maç 0-0 bitti. İkinci yarı tekrar 1.5 üstü alıyoruz. Veya ilk yarı maç 1-0 bitti. İkinci yarı 2.5 üst alıyoruz. Ya verilen oranın tatmin edici noktaya geldiğinde biraz da maçı takip edin arkadaşlar. Oynadım tutmadı. Öyle bir şey yok. Takip edeceksiniz. Çünkü vereceğim maçların saat aralıkları da harika. İlk yarı 0-0 bitti. Futbol bu, her şey olabilir. Ben ilk yarıda 2 gol bekliyorum. İkisini de AYK'dan bekliyorum. Sürpriz yapar, deplasman atar, önemli değil, ona da sevineceğiz. İlk yarı 2 gol bekliyorum. Eğer ilk yarı 2 gol gelmezse ikinci yarı tekrar 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. 0-0 biterse 1.5 üst alıyoruz. 1-0 biterse 2.5 üst alıyoruz. Bunu da kazanıyoruz. İkinci maçımız, bakın saat aralıkları 8'de AYK başlıyor. Zamanımız var bitirip devam etmeye. Bunları tek tek oynayın arkadaşlar. İsterseniz hepsini yazıp sürpriz yapıp bekleyebilirsiniz ama tek tek oynamanızda kar var. Bunu da Telegram gruplarımızda anlatıyoruz arkadaşlar. Kupon tek tek gönderiyoruz ve nasıl ilerleyeceğinizi gösteriyoruz. Arkadaşlar size orada yardımcı olacaklar. İkinci maçımız Real Madrid Mallorca. Burada arkadaşlar Mallorca'nın kısaca performansından bahsedeceğiz. İşte görüyorsunuz, bazen Granada deplasmanında 3-2 5 tane gol olmuş. Bazen Girona deplasmanında 5-3 8 tane gol olmuş. Bazen de Almeria 0-0
Atletico Madrid 1-0, Sociedad 1-0. Sociedad'ı anlayabiliriz. Sociedad zaten 1-0 yenmeyi sever veya 2-0. Burada Real Madrid'in ise arkadaşlar evinde oynadığı maçlarda 4-2-5, 4-2-3-2. Ben bu maçta Real Madrid evinde minimum 2, maksimum da 5 gol bekliyorum bu maçta. İlk yarıda en az 2 gol, maksimum da 5 gol bekliyorum. Bunu da arkadaşlar ilk yarı 1.5 üst oynamanızı tavsiye ediyorum. İlk yarı 1.5 üst kaç oran veriyor? Hemen bakıyoruz. 2.18 harika bir oranı var. İlk yarı 0-0 veya 1-0 bittiğinde bir önceki maçta söylediğim gibi yapıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Arkadaşlar. Üçüncü maçımız Panathinaikos Pasciani'yle. Panathinaikos'un güncel performansı zaten iyi. İçeride 6 maç 20 gol. 4 beraberlik 1 galibiyet. Rakip takıma şans vermiyorum. Tabii ki şans vermiyorum derken gol atamayacak anlamında söylemiyorum. Herkes herkese gol atabilir. Ben bu maçta arkadaşlar Fatih Terim'in de Panathinaikos'a teknik direktör olarak transfer olduğundan Fatih Terim'in oyun tarzını da hepimiz biliyoruz. Önde baskıyla başlar. Maça hızlı başlar. Burada arkadaşlar size aynı şekilde ilk yarı 1.5 üstünün 2.46 oranında devam ediyor. 2.246. Nesine zaten her zamanki gibi en az oranı veren oyun sitesi. O yüzden yasak sitelerden oynamayın diyorum ben size. Siz gene de bilirsiniz nereden oynayacağınızı. Buna da ilk yarı 1.5 üstü yazıyoruz. Eğer ilk yarı istediğimiz gelmezse ikinci yarı artı 2 gol diyoruz. Üçüncü maçımız Girona Atletico Madrid maçı. Arkadaşlar burada ben iki takımdan da gol bekliyorum. Atletico Madrid'in deplasmanı kötü. Neden kötü? Şöyle kötü diyeceğim. Şu zamana kadar arkadaşlar yenildiği 3 maç var. Bilbao deplasman, Barcelona deplasman, Las Palmas deplasman, Valencia deplasman. Şu ana kadar 4 mağlubiyeti var. 4'ünü de deplasmanda aldı. Ama güncel performansına baktığımızda Atletico Madrid'in gayet iyi arkadaşlar. 38 puanla 3. sırada. Madrid Girona zaten 45-45 devam ediyor. Girona zaten bu sezonki tek mağlubiyetini Real Madrid'den aldı. Bunu hatırlıyorum ben. İç saha performansına baktığımızda 9 maç 21 gol artı 2 maç başına. Deplasmanda Atletico Madrid'in de hatırı sayılır bir performansı var. Ben burada Girona'nın favori olduğunu düşünüyorum ama %51-49 arkadaşlar. Atletico Madrid bu maçta kolay kolay yenilmez. Kazanacak takımın kesinlikle birden fazla gol atmasını bekliyorum. Büyük bir ihtimalle 2-1 taraf bahsinde kime olur bilmiyorum ama 2-1 bitecek gibi düşünüyorum. İlk yarının golsüz geçmesini beklemiyorum. Bu maçta arkadaşlar ilk yarı 0.5 oynamanızı istiyorum bu maçta. Nasıl 0.5? Mesela diyelim ki ilk yarılarda dakika 15-20'ler civarı 0.5-1.50 civarlarına falan çıktı. 1.40-1.50. Sizin oynayacağınız miktar hangisini tatmin ediyorsa ilk yarıda 0.5, maç sonuna da en az 3 gol bekliyorum. İkinci yarıda da eğer maç ilk yarı 1-0 biterse 2 gol daha bekliyorum. Ama bu maçta birazcık daha temkinli olmanızı istiyorum diğer maçlara nazaran. Mesela diyelim ilk yarı 1-0 bitti. Dakika 60-70 maç sıkıştı. Enteresan şeyler olabilir. Kırmızı kart olabilir. Her zaman beklentiler karşılanmayabilir. Bu maçta diyelim ki 65-70 civarları bekliyoruz. Hala gol olmadı. Bir gol daha oluruna giriyoruz bunda arkadaşlar. Ve rahat giriyoruz. Olacağını düşünüyorum. Maçın gidişatına göre biz size yön vereceğiz arkadaşlar Telegram gruplarımızda. Bunların hepsi ama hepsi tamamen ücretsiz. Biz kazanalım, siz kazanın. Herkes kazansın. Kendinize çok iyi bakın. Bol şanslar.